Sevgili izleyiciler, Kanada'nın atasporu diyebileceğimiz, çok yakından tanıdığı ve başarılı olduğu olimpik bir spor dalı var, curling. İşte bu dalda Türkiye'de yavaş yavaş söz sahibi oluyor. Önümüzdeki Şubat ayında Pekin'de 2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Dünyanın bu en büyük spor organizasyonundaki 15 daldan biri de curling. Kış olimpiyatları eleme müsabakaları ise Türkiye'de yapılıyor. Bu ön eleme müsabakalarında Türkiye milli takımları oldukça başarılı sonuçlar alıyor. Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz'den oluşan Türkiye Karışık Çiftler milli takımımız tüm rakiplerini yenerek olimpiyata bir adım daha yaklaştı. Şimdi Dadaşlar şehri Erzurum'a uzanıyoruz ve büyük başarıyla oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye milli takımından Kaptan Dilşat Yıldız'la buluşuyoruz. Dilşat Yıldız, Erzurum'da devam eden eleme müsabakalarını, Türkiye'nin bu spordaki yerini ve kişisel olarak hedeflerini bakın nasıl anlatıyor. Doubles turnuvası Erzurum'da ilk ön elemesi olarak gerçekleşti. Buradaki grup maçlarımızda Slovenya, Nijerya, Brezilya ve Kazakistan'la oynadık. 4 galibiyet alarak playoff'ta karşılaştığımız Portekiz takımında sıkı bir mücadele sonunda yenerek Hollanda'ya gitmeye hak kazandık. Aralık ayında olacak Hollanda'da. Bunun ikinci elemesi olacak. Orada elimizden gelen en iyisini yaparak umarım 2022 olimpiyatlarına hak kazanmayı istiyoruz. Erzurum'da 2011 yılında üniversite kış oyunları yapıldı. O zaman ben ortaokula gidiyordum. Bu maçları izledim. Curling bana çok farklı bir spor geldi. Satranca da biraz ilgim vardı. Bundan kaynaklı da bu sporu yapacağımı düşündüm. Amcamın da vesilesiyle o da benim bu sporu çok yapmamı istiyordu. Ailemin desteğiyle ve amcamın da spora başlamamı istemiyle spora başladım. Üniversiteden sonra, maçlar bittikten hemen sonra curling salonuna giderek bir hocayla beraber çalışmaya başladım. Bu süreç bu şekilde devam etti. Uzun yıllardır, şu an 2021 yılındayız ve 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Halen daha çok severek, çok isteyerek yapıyorum. Hedeflerim çok büyük. Yani bir olimpiyat sporcusu olmadan bu sporu bırakmayı düşünmüyorum. Bizim sporumuzun avantajı var zaten. Yaş sınırı olmadığı için de hani uzun yıllar oynayacağım bir spor. Şu an 25 yaşındayım. Biz öncelikle başladığımız zaman hani benim ilk uluslararası turnuvam C'ydi. Bizim örnekte klasman ilerliyor. A grubu en üst seviyede. B ve C olarak biz C grubundan başladık bu spora. C grubu da Erzurum'da olmuştu 2012 yılında. İlk uluslararası müsabakam orasıydı. Ve girdiğimiz gibi hani yükselmeyi başardık. B grubuna yükseldik. B grubunda uzun zaman mücadele ettik A grubuna yükselmek için. Çünkü gerçekten kolay bir durum değil. B grubundan sadece iki takım A grubuna yükselebiliyor. A grubunda ilk yükseldiğimiz zaman o sene A grubunda tutunamadık. Yani düştük. Tekrardan B grubuna düştük. Ama 2019 yılında A grubuna yükseldik. Ve anda o kategoride yarışıyoruz. Ve şu an maçlarımızda Kasım'da olacak. A grubundaki şu anki hedefimiz bizim dünya şampiyonasına yükselmek. Bütün takımlar artık hani bir Türkiye dediğimiz zaman bir şey yapıyor artık hani evet bu sporda artık Türkiye'de var diyebiliyor. Kanada tabii ki çok bu sporda en iyi ülke. Geçmişi çok fazla. Zaten hani bir Kanada'da bir tane curling salonu bulunuyor. O yüzden hani oradaki sporcular çok fazla. Tüm sporcular birbirini doldurabiliyor yetenek anlamında, seviye anlamında. Çok fazla iyi takımlar var. Zaten bizim idollerimiz de Kanada gibi bir ülkedeki sporculardan biri oluyor. Biz şu an hani pandemi olmasına rağmen 2 yıldır çok fazla çalışıyoruz. Yani sabah akşam antrenman yaptık. Hiç pandemiden dolayı kendimizi geri çekmedik. Kısıtlamalar olmadığı sürece her zaman antrenmandaydık, antrenman salonundaydık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kısa sürede bir sürü başarı elde ettik ama böyle durumlarda mesela A grubuna çıktığımız zaman maçlarımızın yayınlandığını veya derece yaptığımız zaman televizyonlarda olalım falan hiç bunlara denk gelmedim. Bu durum tabii ki bizi etkilemese de neden diye düşündürüyor. Tabii ki de bizim ülkemizden de isteğimiz her zaman sporcuyu göz önünde bulundurması,
başarılı sporcunun arkasında olması. Tabii ki de bakanlığımız her anlamda destek veriyor ama medya olarak çok fazla yaygın olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani Türkiye'de bu sporu hala da bilmeyen birçok insan var. Eskiden daha fazlaydı ama şu an federasyonumuzun kurulmasıyla birlikte bu biraz arttı. Çünkü neden? Federasyonumuz birçok ile az da olsa hani şu an bizim Erzurum'daki salonumuz olimpik bir salon. Yani dünya standartında ilk beşin arasında. Böyle bir salon tabii ki de diğer şehirlerde olmasa da yani iki şitlik, üç şitlik veya tek şitlik olmak üzere federasyon bunu geliştirmeye çalıştı. Yani şu anki durumu 5 sene öncesine nazaran daha iyi. Yani altyapı iyi, sporcu sayısı çok fazla. Şu an Erzurum'da hani Türkiye'nin de 100 tane neredeyse kulüp var. Bu sene normalde liglerde de aynı şekilde Süper Lig olarak bile başladık. Hani artık sporcu sayısı ve takım sayısı arttığı için bu kategoriler arttı. Süper Lig, birincilik, ikincilik ve ikincilik yükselme olarak liglerimiz de devam ediyor bizim. Hani bu sporun gelişmesi için biz de hani elimizden geleni yapıyoruz. Ama daha fazlası için yayılmasına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hedefim her zaman hani bu spora başladığım andan itibaren bir olimpiyat sporcusu olmaktı. Yani kendi hedefimi gerçekleştirmek için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani önceden bir çalışıyordumsa şu an iki çalışıyorum. Bu hedefe daha fazla yakın olmak için. Bizim mixed doubles olarak hedefimiz. Şu an zaten Hollanda'ya bir bilet aldık. Hollanda'daki elemelerde geçtikten sonra inşallah olimpiyatlara gitme hakkı kazanırız. Bunun için hani takım arkadaşım olan Uğurcan'la beraber hem kadın takımında çalışıyoruz. Uğurcan da hem erkek takımında çalışıyor. Ayrıca biz beraber bir araya gelip mixed doubles olarak da çalışıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Kadın takımı olarak biz kadın takımı A grubunda yarışıyor. Dediğim gibi Kasım ayında yani bir ay sonra ilk hedefimiz çünkü oradaki A grubu dediğimiz direkt Avrupa Şampiyonası olarak geçiyor. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girebilmek, daha sonra dünyaya hak kazanmak, şu an devam eden Erzurum'da olan olimpiyat ön ayak olarak geçen kadın turnuvasından da Hollanda için bilet alıp Aralık ayında Hollanda'ya gitmek ve orayı da iyi bir şekilde geçip olimpiyatlara hak kazanmak şu anki bizim hedefimiz. Tabii ki de bu hedefe çok uzak değiliz aslında, çok yakınız ama kolay olmadığını biliyoruz. Bunun için de büyük bir çaba gösteriyoruz. Turkuaz TV'ye çok teşekkür ediyorum. Kanada'daki böyle bir ülkede, hani bu sporun en iyi olduğu ülkede böyle bir yayın yapmayı istediniz. O yüzden hani kendi adım ve takımım adına size çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç içinde sizler için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız. Yardımcı olmak için her zaman buradayım.